Salatu ve selamu ala eşrefil mürselin seyyidena ve senedena ve mevlana Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve lâ i'tisâmî illâ billâh. عليه توكلت وإليه أنيب نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlu elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sadakallâhul azîm. Ve bellagana rasûluhun nebiyyül hâşimiyyül kerîm. Muhterem kardeşlerim, Tevrat'ta gelen bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu gaybtan haber verir makamında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğinden bahsediyor. Mevluduhu bi Mekke ve hicretuhu bi Taybe ve mülkühü bi Şam ve ümmetuhu el Hammadun. Ahir zamanda gelecek peygamberin doğum yeri Mekke olacak. Öyle olmuştur. Hicret yeri Taybe olacak. Yani Medine-i Münevvere. Öyle olmuştur. Ve mülkü de Şam olacak. İstanbul saltanatın merkezi olacağına kadar Şam saltanatın merkezi olmuş. Afrika bir baştan bir sona ta İspanya, Fransa sınırına kadar Şam merkezli fetholmuş. Ve mülk ve ümmeti de Hammadun ümmeti olacak. Ve ümmetühü el Hammadun. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti de çok hamd edenler ümmeti olacak. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hamd nebisidir. Çünkü isminin bütün farklı kalıplarında, farklı tabirlerinde, mayasında, kelimenin kök manasında hamd vardır. Ahmet hamd'den gelir. Mahmud hamd'den gelir. Muhammed'in aslında mayasında yine hamd vardır. Kainatın mayesi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın da o nur mayasındaki mana yine hamd'dir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hamd ede ede yükselmiştir. Daima hamd etmiş, hamd etmesini gecelerde teheccüd namazı olarak da devam ettirmiş ve öbür alemde de hamdin en yüksek zirvesi olan makamı Mahmud'un da sahibi olmuştur. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَى اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Ve biz ezandan sonra okuduğumuz ezan duasında وَبْعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا اِلَّذ۪ي وَعَدَّ şeklinde ayetteki manayı teyit eder ve Allah'tan isteriz. Aslında ilk insanın ilk cümlesi de hamdir.
Adem'i Allah yarattı, yerde bir iskelet olarak yatıyordu. Upuzun bir hurma ağacı gibiydi. İnne ebâküm âdeme kâne sittîne zirâen kennehletü sehûk. Ahmed ibn-i Hanbel hadisi. Babanız Adem'i Allah yarattı, upuzun bir hurma ağacı gibiydi. Yani 24 metre filan tahminen boyu vardı. Yerde iskelet olarak yatıyordu Adem, Allah ruhundan ruh nefretti Adem'e. Adem aksırdı veya hapşırdı ve elhamdülillah dedi. Hazreti Adem'in yeryüzünde ilk cümlesi elhamdülillah'tır. Allah da ona yerhamükallah dedi, Allah sana merhamet etsin. Her iki arasındaki bu söze şahit olan melekler de yehdine ve yehdikümullah dediler. Hazreti Adem sünneti olarak bütün dinlerde ve Efendimiz Aleyhisselam'ın bize tebliğ ettiği dinde hapşıran elhamdülillah der. O elhamdülillah derse, demezse diğeri demez. O elhamdülillah derse diğeri ona yerhamükallah diyecek. Hapşıran da yeniden devreye girerek yehdine ve yehdikümullah diyecek. Hazreti Adem'in ilk sözü elhamdülillah. Efendimiz Aleyhisselam hamd mayasıyla yaratılmış. O hamd zincirinden gelen bütün peygamberlerden sonra en kamil nebinin en mükemmel manası, mahlası yine hamd kökünden türüyerek Ahmedi, Mahmudu, Muhammed olarak hamd köküyle devam etmiştir. Hamd nebisinin hammadun ümmeti olacağız bizler. Daima elhamdülillah diyeceğiz. Elhamdülillah diyerek yaşayacağız. Yaratılışımızın gayesine tasavvur ettirmek için, hem de hamd ümmeti olduğumuzu anlatmak için, Kur'an-ı Kerim'in ilk suresinin, yani Fatiha suresinin ilk ayetinin ilk kelimesi Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile başlaması da bu manadandır. Ve günde biz bunu namaz içinde 40 defa tekrar etmek suretiyle hammadun ümmeti olduğumuzu gösteririz. Şükür de var, hamd yerinde kullanılan. Şükür Allah'ın bize bahşettiği nimetler karşısında. Allah'ın bize gönderdiği belalara da sabredilir. Hamda gelince hem nimete karşı hüsnü mukabele, hem de bela ve musibete karşı sabırla mukabele, hem şükrü hem sabrı içine alan daha cami olan bir kulluğun adı, işte buna hamd demişler, elhamdülillah bu demektir. Onun için bizler şöyle demeliyiz, her halimize elhamdülillah. Hoştur bana senden gelen, ya gonca gül yahut diken, ya hilatü yahut kefen, narın da hoş, nurun da hoş, Allah'tan ne gelirse yine de biz ona hüsnü mukabelede bulunup elhamdülillah diyeceğiz. Sadece iki şeye elhamdülillah demeyiz. Elhamdülillahi ala külli halin sivel küfri ve dalal. Küfre elhamdülillah denmez. Küfre rıza küfürdür. Dalalete de elhamdülillah denmez. Dalalet ve küfür hariç, dalalet ve küfür lafızları ve tavırları hariç, Allah'tan ne geldi ise bana hoş geldi, safa geldi, elhamdülillah demek. Elhamdülillah diye diye yaşarsak bu bizim karakterimiz haline gelecek. Cennete gittiğimiz zamanda da elhamdülillah diyeceğiz. Bugün hem hutbeye başlarken normalde okuduğumuz elhamdülillah ayeti, hem de hutbeye sellaha yaptığımız aynı ayet. Cennete gittiğimiz zaman şöyle diyecekmişiz. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَ اللّٰهِ Elhamdülillah o Rabbe, o Allah'ı ki eğer hidayet etmeseydi, elhamdülillah yoluna bizi sülük ettirmeseydi, ne böyle hidayete gelebilirdik,
Ne cumada camiye, mescide gelebilirdik. Ne böyle bir cemaat içinde bulunabilirdik. Ne de cennete gidebilirdik. Cennetteki kullar cennette böyle diyeceklermiş. Elhamdülillah işle ile başlayan hayat çekirdeğimiz. Elhamdülillah ile başlayan Hazreti Adem'den itibaren ibadetimiz hala günde 40 defa Fatiha'da elhamdülillah demekle devam ediyor. Elhamdülillah demeye devam edeceğiz. Şikayet yok. Allah'tan gelene isyan yok. Baş kaldırma yok. Rabbimden bana ne geldiyse elhamdülillah diyerek ruhumuzu teslim edecek ve cennette de yine inşallah elhamdülillah diyenler içerisinde yerimizi alacağız. Cenab-ı Hak daima elhamdülillah diyerek yaşayanlardan eylesin. Hamden kethiran mübareken tayyiben fi ebeden ebedül abidin olarak da ifade edebiliriz. Cenab-ı Hak ebedlere kadar bizleri daima elhamdülillah diyerek yaşayanlardan eylesin. Amin. Ela inna senel kelami ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allem kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kure'el kur'anu festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâtal müstakîm. Sırâtallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Barakallahu lenâ ve li cemî'il müminîne vel müminât vel müslimîn. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhak. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ seyyidina Muhammedin. Kemâ salleyte alâ İbrahim ve alâ İbrahim'e innek hamidun mecid. Allahümme barik alâ Muhammedin ve alâ Muhammedin kemâ barikte alâ İbrahim. Ve alâ İbrahim'e innek hamidun mecid. Amin. Allahümme ansur İslam'a ve Müslümin. Allahümme heyyil kelimetel akıl ettin. Rabbine ve tüm İnna Allah ya'mur bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bağı ya'izukum leallekum tezekkerun.